Canım beni duyuyor musun? Duyuyorum. Tamam. Ben şimdi bir tane bir bilgi açıklayacağım. Aslında Abdurrahman sen buraya gelebilirsin. Sen buraya gelir misin? Ayşe Hanım orada kalsın. Koş git anne. Hadi gel. Koş git. Sen gel, sen gel. Burada olman lazım senin. Beni gitmemeline gerek yok. Gitmek istemiyor. Tamam peki o da gelmek istiyor. Bu bilgiyi duyun. Şimdi Halil'le biz Murat'ın kardeşi mi oluyor, abisi oluyor galiba. Halil'le koordinatörümüz... o mu konuşmuştu ya da Büşra mı konuşmuştu? Ekibimiz kendisiyle Halil'le konuşuyor kısacası. Halil ekibimize çok 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 acayip bir iddiada bulunuyor. Halil'in ailesiyle ilgili o iddiası hem LED'e gelsin hem ekrana gelsin. Ayşe Hanımlar duyuyor musunuz Ayşe Hanım? Duyuyorum. Tamam canım hadi gelsin o iddia ekranlara. Daha daha kavuşmaz insan insana kavuşur. Geçenlerde Seher'in amcaoğluna denk geldim. Adı Mahmut. Oturduk konuştuk. Sohbet ettik. Ya dedi bayramda bile Seher'in babası gelmiş onlar yaptı onlar etti. Ya amca sen hacca gitmiş gelmiş adamsın. Gördün mü duydun mu yok. Öyle diyorlar. Babası demiş ki geçen bu Seher'in abisi Şaban böyle böyle dedi. Ne dedi dedim ben. Bu Şaban Seher'le kavga etmiş olaydan 10 gün önce veya bir hafta önce. Seher Şaban'a demiş ki sen bana ne yapabilirsin? Abisi Şaban da demiş ki bir hafta sonra görürsün ne olacağını. Bir hafta sonra da Burak öldürülüyor. Daha daha kavuşmaz insan insana kavuşur. Geçenlerde Seher'in amcaoğluna denk geldim. Adı Mahmut. Oturduk konuştuk. Sohbet ettik. Ya dedi bayramda bile Seher'in babası gelmiş onlar yaptı onlar etti. Ya amca sen hacca gitmiş gelmiş adamsın. Gördün mü duydun mu yok. Öyle diyorlar. Babası demiş ki geçen bu Seher'in abisi Şaban böyle böyle dedi. Ne dedi dedim ben. Bu Şaban Seher'le kavga etmiş olaydan 10 gün önce veya bir hafta önce. Seher Şaban'a demiş ki sen bana ne yapabilirsin? Abisi Şaban da demiş ki bir hafta sonra görürsün ne olacağını. Bir hafta sonra da Burak öldürülüyor. Şimdi Halil bu açıklamayı yaklaşık yani bir ay önce falan ekibimize yaptı. Benim abimle konuşmalarım da duruyor. Şaban. Aynı şekilde. Senin Şaban diye bir abim var. Evet var. Şu an hatta olay günde Sakarya'da, şu anda da Sakarya'da evli. Yani Denizli'ye gelip gitme durumu yok. Senin bir amcaoğlun var mı? Var Mahmut. Evet. Mahmut. Peki bu amcaoğlun Mahmut. Sizi amcanın oğlu mu gerçekten? Evet amcamın oğlu. Bu Halillerin, Muratların falan en azından şüpheli olduk. Daha doğrusu Recep şüpheli de damatları ama sen Halillerden herkesten bütün bir aileden şüpheleniyorsun. Gidip onlar oturup konuşmuş. Kimle konuşmuş? Mahmut Halil'le konuşmuş. Konuşmuştur o zaten sürekli kahve geziyor. Yani çalışmayan birisi yani. Bilmiyorum konuşmuş. Mahmut da Halil'e demiş ki senin amcanın oğlu, kuzenin. Ben de bir ara denk geldim. Hatta birinin askerliğincisi vardı. Bu Murat yolu kapatmıştı. Onun fotoğrafı da var bende. Sonrasında arkamdan Murat geldi falan. Onunla konuşuyordum hatta. O sırada benim gördüm o... Ben yolun ortasına durdum. Onunla şey yaptım. Biz yapmadık etmedik diyorlar. Ben de yapmadılarsa hani şey yapsın hani nasıl yapmadılar dedim. Burak'a bariz tehdit etmişler falan filan diye konuştum ben bununla. Bana hiç öyle bir şey demeyip de yani bir hafta önce görürsün falan filan yani bilmedikleri bir şey için. Hani neden yalan söyler ben anlamıyorum. Hem karşıma gelmeye cesaretiniz yok. Gelemiyorsunuz. Mahkeme bitsin. Beraat alsın karşına geleceğim diye çok meraklıydınız ama gelemiyorsunuz hala. Ben burada hala bütün sorularınıza cevap veriyorum. Öyle bir şey yok. Olmayan bir şey de söylemek için sebeplerini de gerçekten bilmiyorum. Şimdi Seher olayı bir konuşalım mı? Halil diyor ki senin amcaoğlu Mahmut onun yanına gitmiş konuşmuşlar. O şeyden cinayetten bir hafta önce ya da 10 gün önce sen abin Şaban'la bir tartışmışsın. Senin Yo. Abin Şaban'la bir tartışman oldu mu? Hayır. Ve Şaban'a demişsin ki sen bana ne yapabilirsin? Hayır. Ben abime nasıl böyle bir şey diyebilirim ki? Senin Burak'la olan evliliğinden Şaban rahatsız mıydı? Hayır. Değildi. Emin misin? Evet abla bizim evimizde falan da kaldılar hatta. Sen bana ne yapabilirsin diye sormuşsun abine. Abin de demiş ki bir hafta sonra görürsün ne olacağını.
Bir hafta sonra da Burak öldürülmüş. Hani nasıl bir iftira atıyorlar yani? Hani gelsinler kendileri hakkında iddialara cevap versinler. Hani böyle bir şey zaten olmadığı belli yani her şeyden. Ben mesaj silen bir insan değilim. Ki öyle gizli kapak çeviren bir insan da değilim. Bütün mesajları da silmem, hayatta silmem, yapmam böyle bir şeyi. Benim öyle bir kavgam, bir şeyim olmuş olsa zaten bu emniyette her türlü çıkardı. Anlamıyorum yani. Seher, sen acaba Burak'ın karanlık tarafını öldürüldükten sonra öğrendiğini söylüyorsun ya. Evet. Öldürülmeden önce seni aldattığını, uygunsuz sitelere girdiğini, farklı tercihleri olduğunu öğrenip. İyi de olaydan zaten 5 ay önce falan abimgil bizim evde kalıyor. Gayet güzel vakit geçiriyoruz. Yok oyunlar oynuyoruz. Yok bir şeyler yapıyoruz. Yengem de var. Yani bunları niye yapalım ki o zaman yani? Gayet iyi anlaşıyoruz. Burak'ı da çok seviyorlardı zaten benim ailem. Kimse bu yönünü bilememiş ki. Ben soru soruyorum. Öncesinde acaba bazı şeylerini öğrendin ve çok rahatsız oldun, aranızda kötü ve nasıl ayrılacağını bilmiyorsun. Çünkü senin aile mütedeyyin bir aile, yani muhafazakar bir aile. Yo. Boşanacağım deseydin. Benim ailem boşanma karşıtı bir aile değil. Ki hani bir sorunumu anlatmış olsam zaten kendileri de yön gösterirdi ama o kadar büyük bir sorun yoktu. Benim kafamca ben hani ufak da hani böyle arada kavga ediyoruz falan filan desem Burak'a zıt düşecek. Burak da kötü, ben Burak'la iyi olacağım, onlar kötü olacaktı. Ben bunu yapmak istemedim ki bunu daha önceki ben yaşadığım olaylardan ders çıkaran bir insanım. Daha önce ablamın hayatında, evliliğinde gördüm, hani eniştem kötü oldu. Hani ablam kötü olmaz, ben onların kızıyım, ben kötü olmam. Ama Burak'la kötü olmalarını istemedim. O yüzden anlatmadım zaten ben bir şeyimi. Abim de hatta olaydan baya sonra anlattım ben. Böyle beni aldatmış. Hatta onun mesajları da duruyordur. Neden bize söylemedin diye bana sitem etti kendi abim. Önceden haberi yoktu yani. Yoktu. Ayşe Hanım, şu Şaban'ı tanıyor musunuz, Şaban? Seher'in abisi Şaban. Tanıyorum. Hı? Tanıyorum. Nasıl bir çocuktu? Ya iyiydi. Benim bildiğim kadar iyi birisiydi. Burak'la anlaşıyorlar mıydı? Anlaşıyorlardı onlar. Bir problem yoktu aralarında? Yoktu. Abdurrahman, anlaşıyorlar mıydı? Sen Şaban'ı tanıyor musun? Anlaşıyorlardı Şaban'la abla. Bir problem yoktu. Bizim gördüğümüz yoktu. Yani cinayetten bir hafta 10 gün önce bir tartışma olduğunu iddia ediyor Seher'le. Seher'le Şaban arasında bir tartışma olmuş. Halil öyle diyor. O Murat'ın abisi, Recep'in kayınbiraderi. Ben hiç duymadım abla. Böyle tartışmadan hiçbir şekilde haberiniz olmadı. Hayır. Mahmut'u tanıyor musunuz, amcaoğlu Mahmut? Tanımıyorum abla. Hı? Tanımıyorum. Tanımıyorsun. Ayşe Hanım tanıyordur. Bir ara misafirliğe gitmiştik. Şevki Yengemgil vardı. Şevki Yengemgil diye biri varmış. Şevki Yengemgil. Ben tanıyorum. Tanıyor aynen. Mahmut'u tanıyor musun? Evet. Peki Mahmut nasıl biri? Mahmut Burak'ı çok seviyordu. Hı. Mesela o şeyi unuttum. O da onu çok severdi. O Musa, Mahmut değil. Mahmut büyük abisi Musa'nın. Bilmiyorum hangisi işte. Sonuçta kardeşler yani. Ya Musa'nın akli dengesi biraz bozuk olduğu için hani Burak onunla şey yapıyordu hani böyle. Hani Halil bunu niye söyledi? Birincisi senin amcaoğlu Mahmut gidip Halil'lerle niye konuşuyor? Bu çok saçma. Bilmiyorum, kendisine sorabilirsiniz. İkincisi bugüne kadar bu bilgiyi emniyete neden paylaşmamış? Yani sen, Halil mi? Evet yani hayır. Hem Halil hem de Mahmut bunu emniyete paylaştı mı acaba? Çok merak ediyorum yani. Bilmiyorum. Tamam. Peki teşekkürler.